İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan depremzedeler farklı bölgelerde kurulan çadırlarda ikinci gecelerini geçirdi. Türk Kızılay ve Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğiyle yiyecek içecek ikramı yapılan depremzedelerden bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Aşık Veysel rekreasyon alanında kurulan çadırlarda kalan vatandaşlardan İrfan Adanır, depremde evinde çatlaklar oluştuğunu, eve girmeye korktuklarını anlattı. Korkunç bir depremdi. İzmir'in belki uzun yıllar görmediği bir depremdi. Bayağı korktuk. Hani ilk defa böyle bir depreme şahit oldum. Yani nasıl çıktığımızı hatırlamıyorum. Geliyoruz, çadırda kalıyoruz. Evlere girilmesine müsaade edilmediği için geldik. Enkazların bulunduğu bölgeye yakın konumda kurulan çadırda eşi ve iki çocuğuyla kalan 34 yaşındaki Mehmet Aktaş da binanın yıkılma tehlikesine karşı çadırlarda kaldıklarını söyledi. Şurada bir katlı binalar var. Hemen yanımızdaki katlı bina yıkılma tehlikesi var dediler. Bizim evin üzerine gelme tehlikesi var. O yüzden evinizde kalmayın dediler. Biz de işte arkadaşlarla mahallede komşu olarak çıktık. Bekliyoruz yani. Bizde hiçbir sıkıntı yok da işte Allah onlara yardım etsin. Enkazın altındakilere.